teşekkür ediyoruz efendim konuşmanızda mütevellit. Pekala, değerli misafirler, yaklaşık bir ay önce 6 bin metrelik bu uzun, bu büyük, zorlu parkurda takımıyla birlikte yarışmıştı, şampiyon olmuştu. Şimdi ise kendilerini davet ediyoruz sahneye. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu! Vallahi helal olsun. Sportif bir bağlantıyla, politikayla ve siyasi mücadeleyle eşleşti. Ben de diyorum ne zaman şampiyon oldum ben? Bu ayrı, o ayrı. Vallahi seçimlerde şampiyon olmak değil. Esas seçimden sonra iyi hizmetler yapıp gönüllerde şampiyon olmak. Biz oraya talibiz. İnşallah onu da hep birlikte başaracağız. Çok kıymetli dostlarımız, il başkanımız, parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz, kıymetli muhtarlarımız. Özellikle ama bugünün özellikle ev sahibi olan kürek sporunun çok kıymetli insanları, sporcuları, emekçileri, eğitimcileri, kürek federasyonu, kürek federasyonumuzun başkanı yöneticileri. Muazzam bir işbirliğiyle e, bu kürek sporunun en özel yarış parkurlarından birinde, dünyada en özel, hani bana göre dünyanın en güzeli, e, tarif edilecek ya da kıyaslanacak bir pozisyonu yok dünyada bence. E, böyle bir yerde Golden Horn e, diye tariflenen uluslararası ismiyle, tabi bizim için Halic, e, onun anlamı altın boyunuz. Böyle bir e, Rowing Cup turnuvasında bir aradayız dördüncüsünü yapıyoruz yıllar akıp gittiğinde uzun yıllar sonra dünyanın en büyük kürek takımlarının gelip Haliç'te yarış yaptıklarında burada şayetlik yapan sizler diyeceksiniz ki ben bu işin ilk başlangıcında vardım oradaydım aramızdaki gençler belki o zaman eğitimcileri yöneticileri kulüp başkanları hatta belediye başkanları olacaklar ve diyecekler ki evet biz bu işin başlangıcında vardık ve bugün geldiği noktadan gurur duyuyoruz. Kesinlikle öyle gurur duyulacak bir organizasyon başladı ve inşallah hiç durmadan yoluna devam edecek. Halit çok özel bir alan her yönüyle çok özel aşağıda da biraz önce sohbette söyledim kültürü sanatı tarihi aynı zamanda çok özel estetik yapıları. Ee, inanılmaz coğrafyası, doğasıyla birlikte e, müthiş fırsatlar sunan bir yer. E, burada çok özel adımlarımız var. E, Haliç Tersanesi'ndeki sanat müzesini mutlaka görün. Orada bir deniz müzesi de çalışıyoruz. Aynı zamanda orada işleyen bir tersaneyi de görebiliyorsunuz. Karşıda e, muhteşem bir art fesane var ki art fesanenin yanında yine önemli bir sanayi yapısını yeniden e, ...yapılandıracağız ve İstanbul'umuza hediye edeceğiz. Dünyada bu kadar kültür sanat yapılarının, tarihi dokunun kendini hissettirdiği... ...yani tar tarihi kara surlarından başlayıp bütün Fatih'i, bütün Beyoğlu'nu... ...her e, yapısıyla, eseriyle böyle silüet olarak görebildiğiniz bir başka yer yok. O bakımdan ben de geçen sene e, kürek e, yapmak için buraya geldim ve... 5-6 kez ben yaptım. Eşim benden daha fazla geldi. İnanılmaz keyifli. Kendinizi böyle spor yaparken bir anda tarihin öyle yıllarına, yüzyıllarına akacak şekilde gittiğinizi hissediyorsunuz. Bu yönüyle herkesi kürek sporu yapmaya elbette davet ediyorum. Kürek sporunu çok destekliyoruz. Burası ana merkezi ama İstanbul'un farklı noktalarında kürek sporu yapıldığı kulüpleri desteklemek başta olmak üzere nokta atışı yerler ki Marmara Denizi ve Haliç'te bir noktayı daha bu anlamda hayata geçirerek yaygınlaşmasını sağlayacağız. Ve inşallah temennimiz ne? Kürek sporunda da köklü spor kulüplerimizin yanı sıra kulüplerimizin sayısını arttırarak olimpiyat şampiyonları yetiştirmek, Avrupa dünya şampiyonları yetiştirmek ve onların bu anlamda yollarını yollarını açmak. Onların işini kolaylaştırmak. Her tarafımız deniz, her tarafımızda inanılmaz fırsatlar var ama hepimiz biliyoruz ki su sporlarında arzu ettiğimiz yerde değiliz. Bunu daha yukarıya taşımalıyız. İki gün Paris'teydim. Orada olağanüstü bir 2024 olimpiyat oyunları hazırlığı vardı. Belediye başkanıyla birlikte üzerinde epeyce konuştuk. Bizim de İstanbul'da ki bu ay Mayıs ayı içinde protokolümüzü ön protokolümüzü Roma'da daha sonra Bükreş'te dünyanın bütün olimpiyat komite başkanlarının buluştuğu bir ortamda sunumunu yaparak 2027 Avrupa Oyunlarını İstanbul'da yapmak üzere imzalayacağız. Ve <laughs> 2027 Avrupa Oyunlarının belki de en fantastik, en böyle özel sayfalarından birisi de su sporları olacak. Kürek, sörf gibi ee, bu noktada da e, güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz Yanı sıra tabi esas hedefimiz olan 2036'da bu güzel kadim şehirde iki kıtanın bir araya geldiği Bütün kültürlerin bütün insanlığın belki de yüzyıllar boyu buluştuğu e, muhteşem şehirde olimpiyatları yapmak e, Ve gerçekten e, ben e, olimpiyat komitesi dünya olimpiyat komite başkanına da şöyle demiştim Evet olimpiyata İstanbul'un ihtiyacı var İstanbul bunu çok istiyor ama şunu söyleyeyim, Olimpiyat oyunlarının da İstanbul'da Olimpiyat yapmaya ihtiyacı var dedim. Dünyaya en güzel mesaj buradan çıkar diye söylemiştim. Şimdi bu Paris'te bu sene 2024 Olimpiyat Oyunlarında çok özel başarılar elde etmeyi bütün kulüplerimiz hedefliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi spor kulübümüz ki başkanı da burada umut ediyorum yine aynı Tokyo'da olduğu gibi en fazla Olimpiyatlara sporcu yollayacak kulüp olacağız. E ama esas hedefimiz hem olimpik, olimpik oyunlarda hem paralimpik oyunlarda e çok yukarı seviyede e, madalyalarla ülkemize dönmeleri. Bir de fazla branşlarda yani e, ki Tokyo'da oldukça branş sayısını arttırmıştık. Şimdi daha da arttıracağız. Türkiye'de sporun sadece futbol olmadığını bütün dünyaya ispat etmemiz lazım ki sadece futbol değil. Sadece futbolmuş gibi davrandığımızda biliyorsunuz bu sefer kavgayı edip duruyoruz sabahtan akşama kadar. Bir sürü problemler. Allah o konuşuyor, bu konuşuyor, yukarıdaki, aşağıdaki. Halbuki spor nedir? Centilmenliktir. Spor güzelliktir. Spor barıştırır, spor buluşturur. Sporun dili müzik gibi evrenseldir. Böyle asil bir kavram, yani dünyanın belki de en önemli icatlarından, insanlığın en önemli icatlarından birisidir spor yapmak bu kadar özel. Yani o o icat ki hiçbir zaman hiçbir zaman ilgi azalmaz ona. O bakımdan biz de İstanbul'da sporu, sporcuyu, spor yapma imkanlarını destekleyeceğiz. İstanbul'un her noktasında insanlarımızın spor yaptığı, sporla bu şekilde temaşa içerisinde olup etkileşim içinde olduğu, huzur bulduğu bir noktaya taşıyacağız. Beyoğlu Belediye Başkanımızın ifade ettiği gibi Beyoğlu'da da Eyüp Sultan'daki başkanımız burada aynı şekilde Fatih'te de diğer ilçelerimizde de biz bu anlamda sporumuzu geliştirme konusunda iddialı bir ekibiz ee, Üsküdar Belediye Başkanımız da gelmişti e, görmüştüm yani İstanbul'un her noktasında e, sporun gelişmesine yoğun katkı sunacak sporu iyi bilen ekibiz onu söyleyeyim e, sporcu olmayı çok istemiştim spor yöneticisi oldum. Sporcu olmaya gayret ettim. Hayatımın her döneminde sporu destekledim. Şimdi de İstanbul'un namına ve ülkemiz adına bunu en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olacağım. Bu duygularla Rowing Cup İstanbul'umuza dördüncüsü inşallah uğur getirsin, şans getirsin. Bütün sporculara üstün başarılar diliyorum. Burada yarışmanın bile ne kadar değerli ve asil olduğunu bütün yarışçılarımıza söylemek istiyorum. Madalya kazananların elbette güzel anıları var olacak. Ama kazanamayan gençlerimizin hanımefendilerin de böylesi muhteşem bir parkurda yarışmanın keyfini çıkardıklarını düşünüyorum. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı'mız Sayın Ekrem İmamoğlu. Başkanım sizleri biraz sahnede bekletelim müsaadenizle. Ödül törenimizi birlikte gerçekleştirelim. Bildiğiniz üzere heyecan her saat yenileniyor. Farklı kategorilerde yarış devam ediyor. Şimdi ise ödül törenine geldi sıra. 27 plus kadınlarda hanımefendilerde bugünün ilk üçünü davet edeceğiz sahneye. Peki acaba bugünün üçüncüsü hangi takım? Hanımlar beyler Haliç Kürek Spor Kulübü. E takımıyla Open 27 Plus kadınlar kategorisinde en iyi dereceyi elde eden takımları davet ediyoruz. Ve günün üçüncüsü sizleri en başa rica edeceğim. Üçüncümüzün olmuş olduğu alanda rica edeceğim. Aynı zamanda değerli başkanımıza eşlik etmesi üzere. Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Sayın Emre Düzgün Beyefendi davet ediyoruz efendim sahneye. Buyursunlar, hoş geldiniz. Başkanım, madalyalarımız var, kupamız var. Haliç Kürek Spor Kulübü, sporcuları Tümenci, Yiğit Berkarıcan, sporcular Pınar baştu Bersu Şahin. Derya Haseki, Öznur, Benli Alper. 29-21'lik derecesiyle Haliç Kürek Spor Kulübü. Open 27 Plus kadınlar kategorisinde üçüncü oldu. Çiçek takdim edildi. Genç sporcunun elindeydi Çiçek. Aa kupayı işte evet genç sporcu kaldırıyor. İşte Genç sporcumuz büyük bir gururla, mutlulukla kupayı kaldırdı. Sizlerden beklemenizi rica edeceğim değerli sporcular aynı şekilde. E çünkü sırada ikinciyi davet edeceğiz efendim. İkinci takımımız var. Peki hangi takım oldu acaba ikinci? Moda Kürek Spor Kulübü! Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.